Üsküdar tarih boyunca tüm inançlara hoşgörüyle bakabilmiş bir belde. Bu felsefe ilçenin her köşesine sinmiş. Boğaza Nazır Camii ile 1861 yapımı, yani Atatürk'ün doğumundan 20 yıl önce inşa edilmiş kilise yan yana, bahçe komşusu, duvar komşusu. Hemen köşe başında da bu kilisenin yapımından 20 yıl sonra doğan Atatürk'ün Ali Fuat Cebesoy ile birlikte buluşup padişaha karşı stratejilerini çizdikleri bakkal dükkanı. Ve bugün inanır mısınız ve görüyorsunuz, hala bakkal dükkanı. Efendim, Ali Fuat Cebesoy'un evi, daha doğrusu baba ocağı. Şimdi anladınız mı neden genç Ali Fuat'la Mustafa Kemal o aşağıdaki küçücük bakkal dükkanına gidip plan yapıyorlar? Sebebin ortada, evdeki hane halkı duymasın, ne planlar yaptıklarını öğrenmesinler diye. Peki sağdaki binayı tanıdınız mı? Hemen Ali Fuat Paşa Konağı'nın karşısındaki. İşte burası da Hayat Bilgisi'ndeki Ferran Kutba'nın o ünlü öğretmen tiplemesindeki lise. Ama aslında Kuzguncuk İlkokulu. Orada film icabı lise. Bir özelliği daha, tabii en önemli özelliği, kalıcı özelliği, Marco Paşa'nın konağı efendim. Ama benim dersimi kaynatmaya kalkarsanız biraz sonra hepiniz cansız olacaksınız, onu bilirim. Hilal-i Ahmer, yani Kızılay'ın kurulmasında da büyük katkıları olan Marco Paşa, onca unvanına rağmen ne dinini değiştirme konusunda baskıya uğradı ne de buna gerek gördü. Bugün Rum Ortodoks mezarlığındaki ebedi istirahatgahında yatıyor. Üsküdar'ın dünyaca ünlü simgelerinden biri de Kız Kulesi. 2037 yaşındaki kule hakkında muhtelif rivayetler mevcut. Üsküdar'da Bizans devrinden kalan tek eser olan Kız Kulesi, Salacak açıklarındaki adacık üzerinde inşa edilmiş. Efendim, Kız Kulesi, bildiğiniz Kız Kulesi, tarihi Kız Kulesi birkaç kez tadilattan geçti. Hatta şu anda yine içeride hazırlıklar var. Ama bu kıyı, yani kara tarafı çok çok değişti. Bizler burada yüzdük, plajda, hangi plajda derseniz, Salacak plajıydı adı. Yüzdük, yüzmüşlüğümüz var. Prodüksiyondan rica edelim, o başka bir kanalda çalışırken Kız Kulesi'ne gidip geldiğimiz sahneyi de göstersin lütfen. Sevgili seyirciler, bu adamın yaptığı aşkın ızrarından çok fazla bir şey.
Hele de lodos ve karlı bir İstanbul gecesinde nasıl yüzüyordu pus kulesine bilmiyorum ben. Arka taraf, şimdi kameraman kardeşim Serdar'ın göstereceği arka taraf, yani gidiş geliş harem Üsküdar sahil yolu olduğu gibi denizdi. Deniz karşıda gördüğünüz yeşillikte, parkta sona erer, Salacak plajı başlardı. Yukarılara, tepelere doğru da gördüğünüz bu binalar, sağdaki ve soldaki beyaz apartman dahil Salacak plaj gazinosuydu. Az solisti kimdi derseniz, Adnan Şenses'ti. Ömrü uzun olsun, sağlıklar diliyoruz ve güzel bir parçasını prodüktör kardeşimizden rica ediyoruz. Gözümdeki yaşları bitiren sen miydin? Acıları hep bana veren sen miydin? Sevgili dostu Pakize Suday ile aynı karede gördüğümüz Adnan Şenses, gençlik günlerinde olduğu gibi güçlü sesi ve yorumuyla bugün de kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor. Peki midemizin gurultusu ne olacak demeye kalmadan burnumuza dayanılmaz kokular geliyor. Eren Usta, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. İftara hazırlık galiba. Evet. Nedir bu köftenin sırrı bakalım? Sizin köfteniz niye böyle çok ünlenmiş, herkes anlatıyor? Ne koyuyorsunuz içine? Bir karışımını rica etsin. Tabii. Şimdi filizler... Dana eti mi, kuzu eti mi? Önce onu sorayım. Kuzu eti kullanıyoruz efendim. Neresinden? Mesela kaburga mı? Kaburga kısmından kullanıyoruz efendim. Evet. Şimdi filizler köftesi sadece bize hastır. Özellikle yani bu kıymayı biz kendimiz ayarlıyoruz. Her şeyi içini her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. Örneğin karabiberimiz var, pul biberimiz var, kimyonumuzu, tuzumuzu. Ondan sonra baharat çeşitlerinden hepsini ayarlıyoruz. Maydanoz, soğan, sarımsak var mı? Sarımsak yok efendim. Şimdi bunlar biraz beylik. Bunu zaten dünden biliyordum. Şu asıl lezzetin sırrını söyleyeyim. Efendim o da bizde kalsın. Hatırımızda mı yok ya? Şimdi o bizim filizlere has. O da yani bizim gönlümüzde kalsın. Peki ben bunu bir yerden, laboratuvardan filan öğrenip bütün dünyaya yayacağım. Haberiniz olsun. Teşekkür ederiz. Madem söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim derken sitem eder gibi söylüyor. Anladım. Peki şimdi ne kadar büyüklükte yapıyorsun? Mesela ev köftesi tipinde mi? Sultanahmet tipi mi? Nedir? Bir Hayır, şeklini görelim. Bizim kendimize has özelliğimiz. Yani kendi ürettiğimiz, yani ne Sultanahmet ne başka bir köfteye benzemez. Bizim filizlerin has, kendimiz özel. Görelim o zaman, yap köftelerini. Tabii abi. Efendim. Tuncay Şef'im, Eren Usta'ya ısrar ettim, rüşvet verdim, sırrını açıklamadı. Siz mi bu kadar eğittiniz, tembihlediniz Allah aşkınıza? Yok, herhangi bir eğitim. Tabii ki bu işin eğitimler de yani sır verilmez. Peki, siz de vermeyeceksiniz. Bir tek sevgi var içinde, başka bir şey söylemeyeyim. Sır veririm, sır vermem diyorsun. Aynen öyle. Peki efendim, şimdi köftemizin
ana maddesini biliyoruz. Yoğurulmasını, pişirimini çektik. Diğer türleriniz nedir? Buna benzer ne gibi köfteler? Kasap köftemiz var, kaşarlı köftemiz, sucuk köftemiz, sebzeli köftemiz, steak köftelerimiz var. Steak etlerimiz var. Fayitalarımız var. Yani bir tek filizler köftesi denince akla yalnızca köfte gelmemesi gerekiyor. Şu anda sunmuş olduğumuz ürünlerimiz çok güzel ürünler veriyoruz. Çok kaliteli ürünler veriyoruz. Onun haricinde Ramazan'dan sonra da Allah nasip ederse kuzu sırt dediğimiz çok daha değişik, İstanbul'da olmayan farklı bir ürünle karşınızda olacak. O da mı köfte mi? Et. Hayır, yalnızca et. Kuzu sırt. Evet. Peki. Şimdi piyaz malum köftenin olmazsa olmazı, evet. Müttemmimi derdi eskiler bunlar, yani tamamlayıcısı. Evet. Onu isteyen tabii pul biberle, kimyonla, nar ekşisiyle, limonla, sirkeyle nasıl isterse öyle yiyebilir. Ben sizin bir de irmik helvanızın metini çok duydum. Evet. Şöyle köfteyle yer değiştirelim. Serdar'cığım irmiğin manzarasını görebiliyor musun? Yani şimdi irmik helvamızın özellikle tereyağı ve uzun süreli irmiğin tereyağda kavrulması. Yani bir yarım saat 45 dakika müddet alıyor bunun kavrulması. Akabinde dediğimiz gibi içine çam fıstıkları konmak kaydıyla ve sütü güğüm süt, biz özel süt getiriyoruz. Onunla birlikte kavurmamıza devam ediyoruz. Daha sonrasında şekerini vererek dinlenmeye alıyoruz. İçinde çam fıstığı, üstünde evet. De süs olarak şam fıstığı Antep veya fıstığı. Antep fıstığı. Eskiden evet. Biz ona şam fıstığı evet, derdik. Antep fıstığı. Fakat o kadar gelişti ki bu fıstıkçılık, Antep fıstığı birçok yerde artık üretiliyor. Toroslar'da bile. Mut, evet. Mesela Mersin'in Mut ilçesi fıstıkçı oldu artık. Doğrudur. Ve muhteşem fıstık, doğru. Zeytin, doğru. Çilek olağanüstü gelişti. Ama Antep'in özelliği kalmadı barajlardan sonra, biraz da onda etkisi var. Evet, evet. Siirt tabii çok evet. İleri gitti. Siirt türü fıstık. Hatta eskiden mesela Antep fıstığı Siirt'in iki misliyken fiyatı, bugün başa baş geldi. Başa başlar, evet. İncir tatlısında ne var bilmedim. Şimdi ben gördüğümü veya tahmin ettiğimi söyleyeyim. Kuru incir, evet. Elbette şeker, ağdalı bir hale gelecek şekilde evet. Ve üzerine ceviz kırıntıları, süs. Evet, yani başka? İncirimizi ortadan bölüyoruz, içine de bir miktar ceviz koyuyoruz ve bu da dediğim gibi kuru incirden yapılmış bir üründür. İçine ağdalı dediğimiz şekilde biraz kıvamlı şeker verilip ocağımızda uzun sürede pişirmekten sonra bu hale geliyor. Başka bir madde var mı? Karanfil ha. Gibi, tarçın hayır, gibi. Hiçbir şey yok. Bir parça limon atılıyor şekeri kestirmesin diye. Daha sonra sunumunda da işte dediğimiz gibi cevizle daha şık bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Peki. Turşu malum. Evet. Tabii salatayı tercih edene salata. Yoğurdun bir özelliği, bunu siz mi yapıyorsunuz? Bunu biz kendimiz dışarıda yaptırıyoruz. Yüveç yoğurdumuz bu. Manda kaymağıdır. Manda sütünden yapılmıştır. Gayet de güzel bir yoğurt. Bu arada en kuvvetli süt olduğunu evet. Ve en güzel kaymağın da mandadan alındığını evet, hatırlatalım sevgili evet. Seyircilerimize. Peki efendim, ayrandan zaten söz etmeye gerek yok. Kendi yayığınız herhalde. Kendi ayranımız. Efendim iftara 1,5 saat kala. Tabii ben Kıbrıs hesabına göre söyledim. Sizleri böyle çok heyecanlandırdık. Ama lütfen affola. Ardından da ne pişirdiyseniz afiyet ola efendim. Salacak deyip geçmeyin. Daha anlatacak çok şey var. Salacak'ın 48 yıllık sakini Ahmet Bey ve arkadaşlarıyla birlikteyiz. Ahmet Beyciğim, 48 yaşında olduğunuza göre biraz daha geriye gelelim. 43 yılı net hatırlamanız lazım. Yani 40 yılını net diyeyim de 5-6 yaşından sonrasını net hatırlıyoruz. En azından ilkokula başladığınız tarihten itibaren. Peki sizin iskeleyle ilişkiniz neydi? Mesela sadece karşıya geçerken mi? Semt okulundaydınız, sadece yok. Gezmelerde mi giderdiniz? Evim buradan 50 metre yukarıdaydı. Bu bizim bir görselliğimizdi buradan. Yani vapura binenleri seyretmek bile bir zevkti. Koşa koşa gelirler. Kaptan kalkar, gider.
iskelenin yokuşun başından koşanı görür, gerisin geriye yanaşır, onu alır, tekrar kalkar. Yani bu iskeleyi seyretmek bir zevkti. Şehir atlarının o kıçının üst katına çıkıp atladığınız olur muydu? Benim ev buradan gözüktüğü için yasaktı. Ben atlayamıyordum. Atlayanlar var. Büyükler görüyordu. Bizden camdan seyrediliyordu, yasaktı. Benim atlamışlığım var. Allah'tan benim evim uzakta da kimse görmüyordu. Hatta bizim de burada denize girmemiz de yasaktı da. Ama kaptan, çımacı, görevli kim varsa ilk iş hemen babaya halat bağlanır. Çocukların peşine koşulurdu. Çocuklar da aman biri kovalasa bir an önce atlasak suya derdi. Kalkardı buradan, kalktıktan Kız Kulesi civarlarına geldikten sonra atlamalar başlardı peş peşe. Zaten gizli girerlerdi. Koşa koşa bir taraftan yukarıdan kaptanın kovaladığını seyrederdik. Atlayıp buradan sahile çıkarlardı tekrar. Ona bir de isim takmayı, şehir hatları trampleni. Ha, o kadar bilmiyorum ama mesela burada bir şeyimiz vardı. Bir çımacımız vardı, efsane çımacımız Yusuf. Zaten birinci görev onu atlatıp gemiye çıkmaktı. Önce Yusuf atlatılır, gemiye çıkılır, sonra kaptan atlatılır. Sevgili seyirciler, Eminönü'nden kalkan şehir atları var. Salacak hattındaki biraz ne diyeyim size, balıkçı motorunun iricesiydi. Yani bu Adalar Vapuru veya Kadıköy Vapuru iriliğinde değil. Şu anda tahmin ediyorum Sarıyer, Beykoz veya Sarıyer, Anadolu Hisarı çalışan vapurların, hatta daha da epeyce tek küçük. Tek katlı gemilerdi. Tek katlı bir ne diyeyim? Ahşap görünümlü. Evet. Yani tek bacalı değil mi efendim? Onda da sakinler birbirini tanır. İşten dönenler, işe gidenler. Bir ailenin, bir evin oturma salonu gibiydi. Sadece cumartesi, pazar tahmin ediyorum, plaj müşterilerin biraz profili değişirdi. Siz gider miydiniz Salacak plajına? Biz Salacak plajına değil, Çifte Kayalara. Bu tarafta, sağ tarafta kalıyordu. Bizim girdiğimiz yer harem tarafıydı. Biz Çifte Kayalarda giriyorduk. Yüzmeyi orada öğrenmiştik. Var mı efendim buna eklemek isteyen bir şey, bir anı? Şöyle ki, buradaki biletçilik yapan eski yıllarda İzzet Günay'ın babasıydı. Bu iskelede görev alan İzzet Günay da buralıdır, Salacaklıdır yani. Onun babası da bu iskelede görevliydi. Yani Ahmet'in dediği gibi gerçekten kaptan müşterileri tanır, buradaki semt sakinlerini tanır. Dediği gibi hareket edecekken ayrılmışsa bile yokuştan aşağı koşan biri olduğu zaman bekler, onu alır, öyle gider. Tam bir semt vapuruydu yani. Sevgili seyirciler, bitkiler açısından Üsküdar'da iki tür iklim var. Bunun anlamı şu, hurma ağacı burada. Bunu buradan sökün, yani Marmara'ya bakan yönden sökün, götürün, hiç zarar vermeden boğaza bakan bir yere oturtun, tekrar toprağını koyun, anında çürür. Neden? Çünkü oradan sert Karadeniz rüzgarları gelir. Şu anda bulunduğu konumda ise ılık Marmara ve dolayısıyla Akdeniz rüzgarları alıyor. Dünya edebiyatına mal olmuş şairlerimiz de dizelerinde Üsküdar ve özellikle Kuzguncuk'tan övgü ve sevgiyle söz ediyor. Efendim bir edebiyatçımız var, Ali Bey. Bilirsiniz. Ali Bey'in bir sözlüğü var. Fakat bu sözlük bildiğiniz sözlüklerden değil. Anlamları farklı ve biraz sarkastik biçimde veriyor. Mesela cahile bir şey bilmediğini bilmeyen diyen Ali Bey, alime ise bir şey bilmediğini bilen yakıştırmasını yapmış. Türkçe ile topaç gibi oynayan ve Kuzguncuğu mesken edinmiş çok önemli isimlerimiz var. Bu ev Nazım Hikmet'in sık sık ziyaret ettiği teyzesi Sara Hanımefendi'nin evi. Ve Nazım Kuzguncuk aşkını bakın nasıl dile getiriyor. Gelip geçen bir heves tutkun muydu? Beykoz'da oturmalı Beykoz'da çalışan adam. Fakat Kuzguncuk şirin yerdir. Ve gayet nefis yapar gül reçelini pansiyoncu madam ve kızı Raşay.
Nazım'ın Kuzguncuk şiiri kulaklarımızda, bir başka ustanın evine yöneliyoruz. Sokaklar o kadar güzel ki yol göz açıp kapayıncaya kadar tükeniveriyor. Ben Kuzguncuk'ta yeşil bir dal buldum, ona tutundum. Efendim bizeler, Can Yücel'in, ev de Can Yücel'in evi. Bakın dostları buradan hiç ayrılmıyor, hiç ayrılmıyor. Ve Can Yücel'in eliyle diktiği asma, 2-3 tanesini heba edeceğim, üzümlerini vermiş. Tıpkı Can Yücel gibi renk ahenk efendim, renk ahenk, kırmızısıyla, yeşiliyle, sarısıyla muhteşem. Ama birazcık daha koruklar var arasında. Demek ki buranın serin, biraz yüksek olması nedeniyle geç olan bir üzüm. Hemen karşı balkonda bir komşusunu görüyorum. Ona gidelim, birazcık hasbihal edelim. Hanımefendi herhalde anladı Serdar'cığım ne diyeceğimizi. Hanımefendi merhabalar, isim neydi efendim? Fahriye Hanım, Yücel'ler nasıl komşulardı efendim? Çok iyi, bilhassa Can Yücel benim oğlumun çok sevdiği bir ahbabıydı yani. Çok çok, hatta torunuma mı neydi bir hediye de getirmişti, bir dışarı bir yere gitmişti. Tatlı bir adamdı yani. Yani mahallede kavga, gürültü? Asla o hiç olmadığı gibi. Bir kızı vardı, o da zaten okuyordu yani. Su. Bitmiştir ya su. Bir de hanımı vardı ama Can Yücel erken öldü, biz çok üzüldük ona. Çok çok iyi bir insandı, iner aşağıya. Orada iskeleye yakın işte bir gazına oturur. İyi insandı yani. Benim için çok iyi insandı. Siz de çok iyi bir insansınız efendim. Sağ olun. Saygılar sunarım. Ben de bir mukabele. Yani etraf da sever onu zaten. Bu etraf sever. Hiçbir şey açığı yok ki adamın. Ne soruyorsun ki? Çok, biraz içkisi vardı. İşte hastalandı. Çabuk öldü. Biz üzüldük. O kadar efendim. Peki. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Efendim. Tamam. İyi. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Karay'la Kirazlıtepe'de bir diğer şairimizin adını taşıyan Orhan Seyfi Orhon İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki iftar sofrasında buluşuyoruz. Sayın Başkan, Üsküdar bir dünya cazibe merkezi haline gelmiş. Evet, Boğaz zaten anormal, bir tekne turu yaptı. Eyvallah. Olağanüstü güzel, yeşili, kesinlikle, mavisi. Kesinlikle. Peki bu dönemde seçim de yaklaşıyor. Eyvallah. Yahu keşke şunu da yapsaydım. Şu proje eksik kaldı dediğiniz bir şey var mı? Oho, o kadar çok ki. Çünkü Üsküdar tarih ve kültür şehri. Yüzyıllardır birçok şairimize, edebiyatçımıza ilham kaynağı olmuş. Beraberinde birçok sanatçıyla devlet adamları yetiştirmiş. Bizim buradaki isteğimiz şu. Biz belediyeciliği sadece yol, kaldırım, trotuar olarak görmüyoruz. Özellikle sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. Çocuklarımızla beraber bilgi evlerimizde yaptığımız projelerle Üsküdar'da bir çocuk üniversitesi kurduk. Bu çocuk üniversitesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile el ele verdik. Bizim en büyük isteğimiz, dileğimiz gelecek kuşakların daha sağlıklı bir çevrede yetişmeleri, bununla beraber geleceğine güvenle bakmaları ve milli eğitimle yapacağımız işbirlikleri daha da fazla keşke artırsaydık diyeceğiz. Çünkü bir gençlik merkezimiz var. Dediğim gibi enstitümüzle, işbirliğimizle bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Birçok sporcular yetiştirdik. Aslı Çakır Alttekin bizim biliyorsunuz sporcumuz. İnşallah bundan sonraki dönemlerimizde de aynı hızla devam edeceğiz. Peki 1-5 yıl daha ruhsat alsanız neler var? İlk 2-3 planda neler var? İlk planda daha fazla spor salonları, daha çok yürüyüş alanları, daha çok yeşil alanlar ve özellikle de demin bahsettiğim gibi yaşanabilir çevre çok geniş bir deyim. Bunun içerisinde Üsküdar birçok manzarasının güzel olduğu, farklı noktalardan Boğaz'ın güzel gözüktüğü nokta. Buralara daha fazla tesisler yapmak, halkla birlik olmak ve özellikle de olimpiyatlara sporcular yetiştirmek üzere projelerimiz var. Zaten devam eden şu anda 3 tane yaşam merkezi inşaatımız, bir tanesi hemen bu bölgede, Boğaziçi Yaşam Merkezi bitti. İlk planda bunları bitirmek ve daha çok sporcu yetiştirmek. Efendim başarılar, Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Sağ olun.